memnun değiliz. Ancak ev sahiplerinin bize vermiş olduğu fiyatları da uygulamak zorundayız. Şimdi bu durumda biz onların isteklerini kabul etmediğimiz zamanlarda evlerini kaybetmekle karşı karşıya kalıyoruz. Dediğiniz gibi ev fiyatları, özellikle kiralık, bugün en az 1+1 4.000 liradan başlıyor da boş olarak. Zonguldak Bahçelievler Mahallesi'nde emlakçılık yapan Necmettin Sezer, geçen sene birçok öğrenci konaklama sıkıntı yaşadığından dolayı okulu bırakıp gitmek zorunda kaldı diyerek kiralarda gelinen son noktayı açıkladı. Sezer yaptığı açıklamada şunları söyledi. Eşyalı evlerde 5.000, 6.000 liradan bahsediyor. Bir de stüdyo dairelerimiz var bilirsiniz. Ya onlar da gene 4.000-4.500 eşyalı. Boşlar 3.000-3.500 lira şeklinde. İki oda bir salon evlerimizde 7-8.000 arasında değişiyor. Tabii eşyalı olursa biraz daha yükseliyor. Üç oda bir salon evler şu anda 10.000 sınırı zorladı ve geçti diyebiliriz. Bunun dışında satılık evler eğer değinmek gerekirse bugün bir iki oda bir salon ev almaya kalkacak olan bir insan en az 2 milyon lira ve üstü şeklinde. Üç oda bir salon ev almak isteyenler ise tabii ki 3-3,5 milyon bandını gördü ki daha fazlasını görenler de var. Tabii ki satış oluyor mu diyecekseniz olmuyor. Neden derseniz devlet bankaları özellikle kredi faizli oranları düşük olduğundan herkes oradan ev almak istiyor, kredi almak istiyor ama bunlar da belirli bir sınırda kısıtladılar. Eskiden %60'ına, %90'ına kadar veriyorlardı ekstradiyonu ama şimdi belli bir rakamda sabit kalıyor. Özel bankalarında kredi oranları çok yüksek, insanlar oralara gidemiyorlar. İnsanlara baktığınız zamanlarda diyorlar ki devlet doları euroyu artırıyor. Ben evimi aldığımda dolar şu kadardı, euro bu kadardı. Şimdi onu çarpıyorlar, evin değerini bulmaya çalışıyorlar. Ya bundan en fazla zarar gören emlakçı olarak bizleriz zaten. Neden? Ev satışı yapamıyoruz şu anda. Kiralamalarla geçinmeye çalışıyoruz. Ki o da olmuyor, ki öğrenci gelmedi. Ha, gelecek belki bir ay içerisinde ancak ev de yok eskisi gibi fazla. Fiyatlar da yüksek. Şimdi bir öğrenciye 5.000 liraya ev verdiğinizi düşünün. Bunun elektriği, suyu, doğalgazı var, geçimi var. Yani bir öğrencinin burada okuyabilmesi için onun ailesinin bütün maaşını teslim etmesi gerekir ki belki de öğrenci burada okuyabilsin. Yani bilmiyorum, ben geçen yıl da gördüm. Çoğu öğrenci burada konaklayamamaktan dolayı okulu bırakıp gitmek zorunda kaldı.